Yapay zeka bölümünde gözlük takanlarla alakalı bloklar da bulunmakta. Kameramıza bakan kişilerin gözlük durumlarını da inceleyebiliyoruz. Öncelikle bloklarımızı yükleyelim. Bunun için kuklalar sekmesine tıklıyoruz. Daha sonra uzantı bölümünden bilişsel hizmetlerden ekle butonuna tıklıyoruz. Mouse'umuzun tekerleğiyle hareket ettirdiğimiz zaman alt tarafa doğru indiğimizde gözlük türünü algıla 1 saniye şeklinde bloğumuz var. Burayı alıyoruz. Daha sonra da bir alttaki güneş gözlüğü ifadeli bloğumuzu alıyoruz. Bu blokların çalışması için sağ yukarıda üye girişi olması gerekiyor. Olayımız boşluk tuşuna basıldığı zaman gerçekleşmesini istiyorum. İki bloğu birbirine bağlıyorum. Böylelikle boşluk tuşuna bastığım zaman gözlük türüm algılanması için 2 saniye sonra resim çekecek. Kamera resmim eğer gözlük varsa bunu gözlüğe göre durum değerlendirmesi yapacak. Ben de burada hangisi uygunsa bunlardan birini seçeceğim. Öncelikle ben de okuma gözlüğü olduğu için okuma gözlüğü seçeceğim. Bir de gözlüğümü çıkartıp tekrar bir resim çektireceğim. İki türlü durum söz konusu olacak yani. Bunun için kontrol sekmesinden eğrisiye giriyorum. Daha sonra tekrar eğrisi alıyorum. Ve bloklarımızı bu şekilde yerleştiriyoruz. Birinci durumda okuma gözlüğü varsa o zaman pandamızın resmi değişsin istiyorum. Kostümler kısmına giriyorum. Oradan kostüm ekle. İnsanlar bölümünden gözlüklü bir tane insan resmi bulacağım. Burada gözlüklü bir resim var. Oraya alıyorum. Tamama tıklıyorum. Aynı zamanda pandadan farklı bir resim olsun istiyorum. Gözlüksüz olduğu zaman da. Tekrar insanlara giriyorum. Çarpıya tıklayalım ve kodlarımızı tekrar geri dönüş yapalım. İsterseniz bunu kostümlere girerek pandayı tıklayabilirsiniz. Böylece ekranda panda olacaktır. Tekrar çarpıya tıklayalım. Evet, burada okuma gözlüğü varsa gözlüklü çocuk resmi yerleştirmem gerekiyordu. O yüzden görünümden kılığına geç bloğunu alıyorum ve yerleştiriyorum. Evet, gözlüklü çocuğumuz boy 12 idi. Tekrar aynı zamanda bakalım. Boy 12 olan gözlüklü. Daha sonra da diğerini alalım. Boy 2. Aynı zamanda boşluğa basıldığı zaman da kostüm bir kılında yani pandamız ekranda olsun istiyorum. Evet, kodlarımızı yazdık. Şimdi ekranımızı büyütelim ve daha sonra boşluk tuşuna basarak kodlarımızı deneyelim. Evet, gözlüğü algıladığı için hemen gözlüklü çocuk resmi karşımıza geldi. Şimdi gözlüğü çıkartıp tekrar resim çekeceğim. Evet, bu sefer de diğer resmimiz karşımıza gelmiş oldu. Böylece yapay zeka ile gözlük takan kişilerle ilgili çalışmalar da yapabiliriz.